Şimdi efendim, bir kuraklık haberimiz var. Her sabah iklim değişikliği ve bozulmasına, kuraklığa, kuraklık nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan çiftçimizin sorunlarına ilişkin haberler aktarmayı da önemsiyoruz. İşte onlardan biri. Çapı 3 metre, derinliği yaklaşık 65 metre. Yanına yaklaşmaya korkuyor vatandaş. Dipsiz bir kuyu gibi sonu görünmüyor. Yeni bir obruk oluştu Konya'da. Kuraklığın çölleşmeye döndüğü Karapınar ilçesinden geldi yeni obruk haberi. Çiftçi tarlasından ürün beklerken susuzluğun sebep olduğu koca bir oyukla kala kaldı. Bak çocuğu saldım, boruyu değişti. Tabancalara bakmaya gidince çökmüş. Çocuk geldi korkusundan, dedi iş çökmüş dedi. İki hunivelisi de yonca kaldırdık, balya kaldırdık buradan. Kuraklığın ve yeraltı su kaynaklarının çekilmesinin sebep olduğu obruklara bir yenisi eklendi bölgede. Bir hafta önce tarlada hasat vardı, birkaç saat önce sulama için 17 yaşındaki genç çiftçi tarladaydı. Şans eseri kurtuldular. Akşam üstünden geçtim ben buranın. Hatta baktım, kontrol ettim gece 11'de. Bir şey yoktu. Sabah kalktım, hattı değiştirdim, yine bir şey yoktu. Suyu kontrol ettim, sona kadar gittim, yine görmedim. Belki de o zaman oldu. Bu yıl kuraklığın en fazla etkilediği illerden Sivas'ta da su çekildi. Büyükbaş hayvanlar Kılıçkaya Barajı'nda su seviyesi yarı yarıya düşünce suyun karşısına yürüyerek geçebilmeye başladı. Üzerinde su olması gereken topraklar meraya döndü. Her zaman gelmekte olan su bu sene fazla gelmedi. Mesela eskiden burada teknelerle falan gezerdik, şimdi hayvanlar otlatılıyor. Yani bu sene kuraklık devam etmekte burada. Takriben bu baraj 6000 dönüme yakın bir araziye su sağlıyordu. Bu sene 3000 dönüme yakın arazi susuzluk kaynaklı ekim yapılamadı. Fasulye, ayçiçeği, patates gibi ekimlere izin verilmedi. Su olmadığı için ekim yapmayayım mı dendi? Evet. Susuzluk nedeniyle bazı bölgelerde üretim kısıtı uygulandı bu sene. Orta Anadolu'da kuraklığın en çok etkilediği bir diğer il Niğde'de üreticiler göletlerindeki su seviyesinin hiç olmadığı kadar düştüğünü anlattı. Su kaybı somut olarak bakıldığında ne kadar yoğun olduğu da net olarak görülüyor. Daha mevsimin başındayız. Buralarda su yok. Niğde Ulukışla'ya bağlı köylerdeki üreticiler sulama için kullanılan Porsuk Göleti'nin 2 kilometre yakınından geçen bol karlar ve aladağlardan Akdeniz'e akan çayların gölete yönlendirilmesini talep ediyor. Bu yıl sadece bahçelere su verilmesi için kullanılacak göletin suyu. Zaten daha fazlasına yetecek su yok. Büyük bir ihtimalle yetmeyecek. Yazın ortasında bahçelerde büyük bir şekilde kuraklıkla karşı karşıya. Bir veya iki defa anca verilir. Fazla verilmez. Aydın'dansa suyla kavuşan çiftçilerin haberi geldi. Söke'nin Karaatlı mahallesinde binlerce dönüm araziye su kaynağı oluşturacak çalışmayı Aydın Büyükşehir Belediyesi yaptı. Karaatlı bölgesinde de kuvvetli suyun olduğunu söylediler. Biz bunu Aydın Büyükşehir'e ilettik ve Aydın Büyükşehir de bu çalışmalarını yaparak buraya pompayı koydular. Bu su aşağı yukarı buradan 10 kilometre mesafede bu kanallar aracılığıyla dağılacak ovaya.